Keskin nişancı, etrafı arayın. Siviller evlere girsin. Hadi. Hadi herkes evine derhal. Ömer, ne olur aç gözünü. Ömer. Zehra. Ömer. Zehra. Dayan. Senden başkası olmadı. Ben seni çok seviyorum Zehra. Ömer. Ömer dayan. Dayan sakın bırakma beni sakın. Sakın bırakma beni tamam. Ömer! Oğlum! Baba, baba dur gidemeyiz. Korkut! Ömer ölüyor! Baba, baba yapma. Ya Korkut olmaz. Olmaz! Ömer ölüyor! Baba, baba yapma. Olmaz Korkut, burada bekleyip oğlumun ölümünü izleyemem ki. Baba, çekil! Baba, Zehra orada. Askerler orada. Gidip ne yapacağız? Baba, baba Allah aşkına sakin ol. Bak gözlerimin içine bak. Benim de içim yanıyor. Baba sakin ol. Baba kurban olayım sakin ol. Ya Korkut! Ben bir tane oğlumu kendi ellerimle toprağa verdim. Baba, bir kere verdim. Baba, yapamam, sakin, olmaz. Baba. Veremem, Ömer'i de veremem. Yapamam. 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 Olmaz. Ömer. Ömer aç gözünü. Ömer. Ömer. Nabzı yavaşlıyor. Yüzbaşım bir şey yapmamız lazım. Ölüyor Ömer ne olur. Hemen güvenli bir yere geçelim. Emin lazım. Hançer beni duyuyor musun? Ömer vuruldu mu? Bilmiyorum Gülcan. Bilmiyorum. Hançer. Ne oluyor Uzay? Sanırım Ömer vurulmuş. Ömer vurulmuş mu? İletişime geçemiyor musunuz? Zehra nerede? Ulaşmaya çalışıyoruz başkanım. Hançer. Hançer ses ver. Hançer. Atmaca vuruldu. Keskin nişancı var. Hançer durumu nedir? Durumu kritik. Sevdiğim birinin kollarında can vermesi çok acı Zehra. Seni en iyi ben anlarım. Ateş ediyor, acele edin. Geri çekilin, süper olun. Zehra Hanım, dikkatli olun. Ne yapıyor bu? Zehra Hanım! Zehra Hanım, gitmeyin. Kimsin sen? Zehra Hanım! Zehra Hanım, gitmeyin. Siyahinci. Zehra. Zehra Balaban. Sevdiğin adam için ölüme yürüyorsun demek. Yaptıkların hesabını vereceksin. Ne kadar da epik bir aşk hikayesi. Seni yakalayana kadar ölmeyeceğim. Artık çok geç. Bu savaşı ben kazandım. Elveda Zehra Balaban. Ne oluyor? Bulacağım seni.
Ömer. Ömer. Ömer dayan ne olur dayan tamam mı? Dayan. Tamam bırakma beni sakın dayan. Kim yaptı bunu? Sen şimdi yorma kendini. Seni eve götüreceğiz yarına müdahale edilecek tamam mı? Siyah incim. Ömer abi hemen eve götürelim. Emredersiniz. Köyde doktor hemşire kim varsa hemen gelsin. Hemen müdahale etmemiz lazım. Bir de sedye gibi bir şey ayarlayın. Emredersiniz. Ömer dayan ne olur. Dinliyorum Frances. Sağ kalan bir kişi bile yok. Ozan'ı da öldürmüşler. Önce Berlin, şimdi Kuzey Irak. Bu adamlarla planlarımızı gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. O zaman başkalarını bul Frances. Başka yollar dene. Sakın onlara karşılık vermeden Türkiye'ye döneyim deme. Anladın mı beni? Peki neden bunun üstünü örtüyorsun? Yalnız Selin de orada. Biliyorum. Başka çaremiz yok. Emin misin? Başka çaremiz yok dedim sana. Katilsin sen. Katilsin. Helen Hanım. Efendim. Beklediğiniz misafirler gelmek üzere. Tamam. Siz hemen içeri alın. Ben geliyorum şimdi. Peki efendim. Helen sen burada mıydın? Bir şey mi oldu? İyi misin sen kızım? Ömer nasıl? Çok kan kaybediyor. Peki neredesiniz? Köy evinde ilk müdahaleyi yapıyoruz. Anladım. Sen nasılsın? O kurşun hedef bendim. Ömer beni kurtarmak için. Zehra, merak etme. Ömer'i kurtaracağız. Hepimiz çok üzgünüz ama kendimizi toparlamamız gerekiyor. Ömer'in her zamankinden daha çok sana ihtiyacı var. Haklısınız başkanım. Sakin kalıp Ömer'in durumuna odaklanmamız gerekiyor. İlk müdahaleden sonra ne yapacağız birlikte karar veririz, tamam mı? Anlaşıldı. Ömer güçlüdür, merak etme. Kurtulacak. Bu arada kim yaptı görebildin mi? Siyah İnci. Siyah İnci. Tamam, sen şimdi Ömer'e odaklan. Siyah İnci'nin de sırası gelecek. Gelişmelerden bizi haberdar et Zehra. Durumu nasıl başkanım? Kaynar su hazırlayın hemen. Müdahale için malzemeye ihtiyacımız var. Tamam, siz ne gerekiyorsa söyleyin biz temin ederiz. Fırla hemen. Köyde ne kadar tıbbi malzeme varsa topla. Yarası derin. Kanı durdurmamız gerek.
Ömer? Ölürsem annem sana emanet. Kimsesi yok. Öyle bir şey olmayacak. Sen hep yanımda olacaksın. Sakın bizi bırakma. Sen beni dinle. Ömer, kanamayı durduracağız, tamam mı? Zehra, dinle beni. Annem. Bir şey oluyor. Kriz yaşıyor. Ömer. Ömer, beni duyuyor musun? Ömer. Ömer, yapma ne olursun. Ya bir şey yapın. Tamam. Allah'ım, ne olur. Baba, kaçtı. Var mı bir hareket? Şimdi eve götürdüler, içeri aldılar. Allah'ım, Allah'ım, sen Ömer'i koru Allah'ım. İnşallah. Benim gitmem lazım Korkut. Baba, gidemeyiz. Zehra bizi görürse ne diyeceğiz biz Zehra? Ya görürse görsün! Oğlum orada can çekişiyor. Ölüyor mu kalıyor mu bilmiyorum ki. Tamam. Tamam o zaman ben gideyim baba. Kimse görmeden durum nedir bir öğrenirim. Varsa bir şeylere ihtiyaçları soruştururum, olur mu? Gözünü seveyim. Baba bak, aceleyle hareket etmeyelim. Sen burada beni bekle. Bir koşu gider gelirim. Eğer bir durum olursa ona göre vaziyet alırız. Ha baba. Hadi oğlum dayan. Dayanırsın. Bunca yıl dayandın. Hadi. Ömer, beni duyuyor musun? Ömer. Hastaneye götürmemiz gerek. Ömer. Bunlar olabilir. Hadi çabuk. Çabuk, kaybediyoruz. Tamam. Hastayı sıkı tutun. Tamam. Şükürler olsun. Durum nedir Zehra? İlk müdahaleyi yaptık başkanım. Ama Ömer'i acil olarak hastaneye götürmemiz gerekiyor. Tamam. Yücat, bölgedeki hastaneleri hemen tarayın. Emredersiniz başkanım. Zehra, araştırmaya başladık. En yakın hastaneye yönlendireceğiz. Yüzbaşı da bu konuda destek olacaktır. Hazırlıklara başlıyoruz. Anlaşıldı Zehra. Bölgede teröristler yoğun. Hastaneye gitmeleri çok tehlikeli olabilir. Ömer'i kurtarmak için başka şansları yok. Uzay. İşleri berbat etmişsin. Ne istiyorsun? Francis, acını paylaşıyorum. Ben her zaman senin yanındayım. Senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Ne yaptığını sanıyorsun? Beceriksizliğini telafi etmek ister misin? Planlarını bozan istihbaratçının yerini biliyorum. Neredeler söyle. Türkmen köyündeler. Üstelik içlerinden biri de ağır yaralı. Acil desteğe ihtiyacım var Sansar. En iyi adamlarını topla. Harekete geçiyoruz.
Uygun bir yer bulabildiniz mi? 4 lokasyon çıkarttık. Bunlardan 2 tanesi teknik donanım olarak yetersiz. Bir tanesi ise çok uzakta. En uygun olanı Kuzeydoğu bölgesindeki hastane. Orada daha önce bize yardım etmiş bir doktor var. Onunla iletişime geçeceğiz. Anlaşıldı. Konum bilgilerini paylaştım. Yalnız bir durum daha var. Gideceğiniz bölge bizim kontrolümüz altında değil. Yolda da hastanede de terörist unsurlarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli ol. Hiç önemli değil. Ömer'in hayatı için bu riski almaya değer. Ve yüzbaşıyla da koordine olun. Bölgeye bizden daha hakimler. Emredersiniz. Yüzbaşım. En uygun hastane burası. Orada bize yardımcı olacak doktor da var. Çok riskli. Bölge kontrolümüz dışında bir bölge. Örgüt bölgede cirit atıyor. Fark etmez. Ömer o kadar dayanamayabilir. Ömer abiyi kurtarmak için başka yolumuz yoksa bu riski alacağız. Ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Nasıl Ömer nasıl? Durum kötü baba, yarası ağırmış. Hazırlanıyorlar, birazdan çıkacaklar. Nereye? Baba, müdahale edebilecekleri bir yere, hastane herhalde. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Efkar, Ömer'in durumu kritik. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Zehralar hastaneye götürüyor. Beni iyi dinleyin. Onlar hastaneye giderken takipte olmanızı istiyorum. Size ihtiyaçları olabilir. Anlaşıldı başkanım. Hepimizin canı yanıyor. Üzgünüz. Ama Ömer'i kurtarmamız için hepimizin sakin olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı, doğru söylüyorsunuz. Hastaneye gidiyorlarmış. Peşlerine takılacağız, yürü. Seni buralarda görmek ne büyük şeref. İşimiz acil Sansar. O istihbaratçıları yakalamamız lazım. Ben zaten önden köye bir gözcü gönderdim. Eğer oradalarsa haber gelir, merak etme. Tamam. Hemen hazırlıklara başlayayım. Biz hep hazırız. Adamlarım hazır. Pikaplar dışarıda hazır. Silahlar burada hazır. Hah. Sen bu işi hallet. Ben de senin yaşadığın pürüzleri çözeyim. Bugün duyduğum en güzel laf bu. Hazırlanın, yola çıkıyoruz. Elimden kaçamayacaksınız. Beni bırakmayacaksın, biliyorum. O yüzüğü sen takacaksın parmağıma. Ömer. Ömer. Ömer, hastaneye gidiyoruz. Olmaz. Çok riskli. Senin için değer. Beni bırakın. Zaten. Öyle bir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Sen de benim için dayanacaksın. Hazırlıklar tamam.
Vakit kaybetmeden çıkalım hemen. Yolda dikkat çekmemek için çok kalabalık olmayacağız. Biz de sivil kıyafetlerle yanınızda olacağız. Anlaşıldı. Hazırlıklar tamam başkanım. Yola çıkıyoruz. Ayık başkan tetikte olun dediğine göre... Durumlar iyi değil baba. Ha? Vallahi bana da öyle geliyor Korkut. Bu yolculuk biraz uzun sürecek. Hadi çıkalım biz de. Köyden ayrılıyorlar. Yerli istihbaratçı yanlarında. Tamam. Sakın peşlerinden ayrılma. Yaralı istihbaratçı ile birlikte yola çıkmışlar. Ölmemiş demek. Hastaneye gidiyor olabilirler. Sen adamlarını ayarla. Bu işi yolda bitireceğiz. Hazırlan. Yola çıkıyoruz. İşler iyi gitmiyor Akli. Olabilir. Ara sıra ufak tefek aksaklıklar olabilir. Sen bu yaşananlara ufak aksaklıklar mı diyorsun? O devletin kurulması lazım Akli. Merak etmeyin. O devlet kurulacak. Sonra da sınırlarımız genişleyecek. Sen Büyük Ortadoğu planımızın en önemli ayağısın. Teşekkür ederim. Artık hayal kırıklığı istemiyorum. Merak etmeyin. Bu dosyanın bir kopyası bende. Eğer başaramazsan neler olabileceğini biliyorsun. Babanla ilgili gerçekleri öğrenmek istiyorsan bu akşam yollayacağım konuma gel. İstediğiniz mesajı ilettik başkanım. Güzel. Akşam hazırlıklara başlayın tamam mı? Emredersin aşkım. Başkanım. Eğer Ömer'i siyah inci vurduysa peşlerinde olabilir. Ömer'in yaralı olduğunu biliyorlarsa kesin peşlerindedir. Gürcan haklı. Yaralı bir istihbaratçıdan intikam almak isteyeceklerdir. Umarım geç olmadan hastaneye varırlar. Zehra'nın anlattığı tabloya bakılırsa... Arkadaşlar. Ömer kurtulacak. Ve sağ salim buraya, evine dönecek. Eğer burada buna inanmayan varsa hemen dışarı çıksın. Hepimiz çok üzülüyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız. Ömer hastaneye yetişecek mi? Hastaneye geç kalır mı? Başına bir şey gelir mi diyerek operasyon yürütemeyiz. Kaç arkadaşımızı kendi ellerimizle toprağa verdik. Gerekirse bir daha veririz. Ama asla umutsuzluğa kapılamayız. Haklısınız başkanım. Sacide Hanım'a haber verelim mi başkanım? Şu aşamada bildirmeye gerek yok. Boşu boşuna endişelendirmeyelim kadını. Ben bizzat gidip kendim bildireceğim. Bizim şu an sadece Ömer'i oradan nasıl kurtarabiliriz? Ona odaklanmamız gerekiyor. Bu kadar. Emredersiniz başkan. Emredersiniz. Ömer abi mi bu? Evet, o. Gençken de çok yakışıklıymış. Annem başına aşık olmamış. Bak sen şu küçük bilmişe. Büyüdüm artık ben. Anlamıyorum sanıyorlar ama anlıyorum.
Bence Ömer abi de anneme aşık. Acaba acıkmış olabilir misin? Ben yemeği hazırlayayım mı sana? Hı? Annem Ömer abiyle beraberken çok mutlu. Aralarında bir sorun var. Onu daha çözemedim ama. Bence evlenmeliler. Yok, böyle olmayacak. Ben en iyisi yemeği hazırlayayım. Benim açımdan sorun yok. Anneme de söyleyeceğim. Ömer abi de iyisini bulacak. Oh, üstüne iyilik, sağlık. Ömer abi arayalım. Ama görevdedir şimdi. Çok özledim, ne olur. Kapalı. Ya. Az kaldı. Eşimize düşecekler. Beni bırakın. Beni istiyorlar. Öyle bir şey olmayacak. Durum nedir Hançer? Yola devam ediyoruz. Güvenli bölgeden çıkmak üzeresiniz. Dikkatli olun. Bu noktadan sonra daha dikkatli olmalıyız. Daha hızlı gidelim. Geliyorlar. Hazırlanın, geliyorlar. Yerinizi aldınız mı? Eğlence başlıyor. Hata istemiyorum. Bu iş bitince bana büyük borçlanacaksın. Bizim aramızda borcun lafı mı olur? Ömer dayan. Az kaldı. Dayan. Dayan, az kaldı. Işığım. Biraz daha hızlı. Az kaldı. Hastaneye gideceğiz. Mermiyi çıkaracaklar. Az kaldı. Az kaldı. Roket! Birlikte kurtulacağız bundan, tamam mı? Orada silah. Zehra. Eğer bir şey olur da buradan kurtulamazsak. Bil ki ben hepsini... Öyle bir şey yok. Cümleni unutma. Birlikte tamamlayacağız, tamam mı? Geliyorum. Güvenli bölgenin 10 kilometre dışındalar. Ne yapmamızı emredersiniz başkanım? Sağdaki unsurları devreye sokacağız. Duydun mu? Çatışma çıkmış. Halit başkanım, çatışma sesleri geliyor. Ömer'le lafı su kuruldu. Hemen desteğe gidin. Anlaşıldı Halit Başkan. Bas Korkut, bas. Saldırıyor Ömüş bizimkiler, bas.
İki unsurlarımızı yönlendirdik. Desteğe geliyorlar. Acele etmeleri lazım. Daha fazla dayanamayız. Sen de fırla. Sen de fırla, durma. Demek bu işin de arkasında sen varsın Zehra. Tanıyor musun? Beni tanırım. Askerlere sıkın. Kadını ve yaralı istihbaratçıyı canlı istiyorum. Merak etme. Etraflarını sardık, bir yere kaçamazlar. Çemberi daraltın. Aracın yanına yaklaşın çabuk. Çabuk ol, çabuk! Ömer'i daraltıyorlar. Bunların derdi öldürmek değil, Ömer'i almak. Hadi hemen araca. Yine hayatımı kurtardın. Ben daha ölmedim. Uzaklaşıyoruz. Acele edin. Kaçıyorlar. Canlı ele geçiremiyorsak cesetlerini alırız biz de. Yolu kapatın, hepsini öldürün. Dayan Ömer. Dayan, yaşayacaksın. Sen benim yaşama sebebimsin. Bak, kurtulduk. Şimdi hastaneye gideceğiz, tamam mı? Duymayacaklar. Yine deneyecekler. Bas Şamil, bas! Kurtulduk çok şükür. Yolu kapatmışlar. Ne yapacağız komutanım? Pikaplar yolu çevirmiş. Makine tüfeklerle bekliyorlar. Köşeye sıkışmış durumdayız. Sokaklarda, kırsalda, dağda, her yerdeyiz. Bunu unutma. Helal baba. Zehra görecek. İnceldiği yerden kopsun mu oğlum? Kopsun. Bitirelim.
gitmemiz lazım. Çok kalabalıklar. Yola açık ilerleyelim. Açık hedef haline geliriz. Teröristler yaklaşıyor. Siz şimdi Ömer'i kurtarmaya odaklanın. Daha sonra zamanı gelince her şeyi konuşacağız, tamam mı? Leyla, ben git. Biz geri kalanını hallederiz. Kim desteğe gitti acaba? Bilmiyorum. Direkt Halit Başkan'dan talimat alıyorlar. Bizden de sır gibi saklıyor. Hiç umurumda değil Kuzay. Yeter ki bizimkiler kurtulsun. Geldim oğlum, geldim. Merak etme Leyla. Burası bizde. Sen Ömer'i hastaneye yetiştir yeter. Başkanım, yolu açtık. Ömer'i hastaneye götürüyorum. Sahadaki oturlarda kalan turistleri temizliyor. Anlaşıldı Hançer. Ömer, dayan. Sen çok güçlüsün. Sen çok güçlüsün. Sen de fena değil misin ha? Bir bazuka değil ama olsun, idare eder. Siz de kurumdan mısınız? Tam zamanında yetiştiniz. Eyvallah. Yürüyün aslanlar, bitirelim şunların işini. Sağlık. Sizin yaptıklarınızın yanında bizimki hiçbir şey. Halit Başkan, burası tamam. Hepsini cehenneme yolladık. Yerinize sağlık. Müsaade var mı, biz de hastaneye gidelim? Tamam, yine de ortalıkta fazla gözükmeyin. Anlaşıldı, anlaşıldı Halit Başkan. Bunu da atlattık baba, çok şükür. Merak etme. İnşallah Ömer de kurtulacak. İnşallah. İnşallah. Hadi. Yara hiç bitmeyecek sanma. Yine planlarını başlarına geçirdik. Bu zamana kadar ne askerimizi, ne istihbaratçımızı, ne de şehidimizi geride bıraktık. Bunu bir kez de anlamış oldular. Evet. Tamam. Sen ortadan kaybol, benden haber bekle. Beceremediler değil mi? Beceremediler. Beceremediler. Merhabalar. Siz Zehra Hanım olmalısınız. Halit Başkan bana durumu anlattı. Durumu nedir? Ameliyat devam ediyor. Net bir şey söylemem mümkün değil. Peki hayati tehlikesi var mı? Basit yara değil. Çok kan kaybetmiş. Dediğim gibi ameliyat bitmeden kesin bir şey söyleyemem. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Thank you.
yaparsam ben ne yaparım? Dayanmak zorundasın. Dayanmak zorundasın. Başkan, mecbur kaldık. Müdahale etmek zorundaydık. Siz üzerinize düşeni yaptınız Efkar. Yapacak bir şey yok şu an. Peki şimdi ne olacak? Ben Zehra ile bu konuyu konuşacağım. Bu sırrı sadece şimdilik Zehra bilecek. Anlaşıldı. Siz görevinize devam edin. Hastaneden ayrılmayın. Ömer kendine gelmeden ben hiçbir yere ayrılmam Halit Başkan. Merak etmeyin. Başkan neden bizden saklıyor acaba? Bilmiyorum ki. Ama Zehralar karargaha döndüğünde neler olduğunu anlarız. Hiç sanmıyorum. O neymiş? Halit Başkan söylemiyorsa Zehra'da kim olduklarını söylemeyecektir. Uzay Gürcan. Emredersiniz başkanım. Buyurun başkanım. Sağdaki unsurlarımızı zamanı gelince kim olduğunu öğreneceksiniz. Ama şimdi boşa vakit kaybetmeyin, tamam mı? Emredersiniz. Bana CNG'yi bulun. Başkanım. İtiraz istemiyorum. Nereye haber salarsanız salın. Hangi kameraya bakarsanız, hangi uydu görüntüsünü tararsanız tarayın, o kadını bana bulun. Emredersiniz. Emredersiniz başkanım. Durum nedir? Eren Hatta'yı buluşma mekanına geldi efendim. Tamam, hemen harekete geçin. Ne bekliyorum ki ben burada? Alo. Sana bir teklifim var. Helen Hadley. Bana ait olanı geri aldım. Thank you.
Ben sana aşık oldum Çayla. Takdir aldım yoktun, gol attım yoktun, dayak yedim yoktun, aşık oldum yoktun. Yoktun lan. Ulan millet babasına sarılırken ben gözyaşımı içime akıtmayı öğrendim be. Doktor, o ne diyor? Ameliyat bitmeden bir şey diyemem dedi. Ne kadar sürecekmiş? Bilmiyorum. Böyle mi devam edeceğiz? Nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi, yaşananlar normalmiş gibi. Artık bütün sırlar ortaya dökülsün diyorsun yani. Ne işiniz var burada? Korkut'la ben teşkilat için çalışıyoruz. Halit Başkan seninle konuşacakmış. Her şey onun bilgisi dahilinde. Bir dakika, bir dakika. Kafam karıştı benim. Ne zamandır böyle bu? Ömer'in haberi var mı? Kimse bilmiyor. Bir tek Halit Başkan. Ha. Artık sen de. Ben de sizi öyle bir anda karşımda görünce ne diyeceğimi şaşırdım. Yani Halit Başkan sizi teşkilata aldıysa vardır bir bildiği. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ama bu hikayenin görünmeyen bir kısmı daha var sanki. Bosna yılları. Ömer'lere bu kadar yakın olman. Hasan Atmaca'yı tanıman. Hasan Atmaca ölünce senin de ortadan kaybolman. Sacide teyzenin kaçamak cevapları, Korkut'un şüpheli tavırları. Hepinizin bildiği ama Ömer'in bilmediği bir şey var. Konu Ömer olduğunda kendini ortaya atmaktan da çekinmiyorsun. Kimsin sen? Efker abi. Benim oğlum Sera. Bak sana atmaca benim.
Annem gelecek mi? Bilmem ki. Allah'ım. İnşallah bu gece Yağmur'un annesi gelmez. Yani gelmesin de ben bu güzel kızla bu gece birlikte uyuyayım. Ne olur Allah'ım. Sen şimdi tatlı tatlı uyu. Ben gideyim mutfağa, mutfağı toplayayım. Sonra geleyim. Bu gece biz birlikte beraber uyuyalım. Olur mu acaba Allah'ım? Geç kalma o zaman. Tamam. Allah rahatlık versin benim güzel prensesim. Hartley, yıllarca izimi sürdü. Yıllarca. Ben de karımı, çocuklarımı, ailemi korumak zorundaydım. Ortadan kayboldum. Sonra da fırıncı efker olarak ailenin yakınına yerleşti. Çok zordu be Zehra. Çok, çok acı çektim. Ya yanlarındaydım ama... babaları değildim. Ömer de çok acı çekti. Biliyorum. Doğal olarak Sacide teyzenin haberi var. O da bu sırrın ağırlığını taşımak zorunda kaldı yıllarca garibim. Niye öldü gösterildin peki? Halit Başkan'ın talimatıyla. Çünkü Hartley izimi bulup evimin içine kadar girmişti. Oradan kaybolmak zorundaydım. Ailemi korumak zorundaydım. Sacide teyze günlerce ağladı. Hala toparlayabilmiş değil. Ömer de sen zaten perişan. Aileni korudun. Ama onları çok üzdüm. Ben ne yaptıysam onların iyiliği için yaptım. Çocuklarımı, ailemi korumak için. Beni en iyi sen anlarsın Zehra. Ömer'den haber var mı? Ameliyat almışlar. Artık beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Sen ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi? Uydu görüntülerinden bir sonuç elde edemedik. Çatışma bölgesi de yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için herhangi bir kamera kaydı da yok. Ben bir ipucu bulmuş olabilirim. Gerçekten? Evet. Nedir? İstediğiniz olsunları getirdim Zoe. Teşekkür ederim. Bunlar ne? Sahadaki unsurlarımıza memur pillerden aldığımız bilgiler. Bir saniye, şimdi sen okudun mu onu? Evet. Anladın mı peki?
Evet. Bu adam bizi CNC'ye götürecek. Hadi tempo tempo tempo. Araştırmaya başla lütfen. Başkanım. Ne oldu? CNC'ye dair bir uçurulmuş olabiliriz. Sen şimdi bir süre ortadan kaybol. İstihbaratçılar ne olacak? Onlarla ben ilgileneceğim. Yine de kulağın açık olsun. Bir iz bulursan bana haber ver, tamam mı? Ya bir sürü adamımı öldürdüler. Araçlarımı mahvettiler. Sen şimdi kalkmışsın bana diyorsun ki ortadan kaybol. Dua et. Canını almamışlar. Dediğim gibi bir süre saklan. Çıkış için sana ihtiyacımız olabilir. Benden haber bekle. Her yerde beni arıyorlardır. Muhtemelen. Ama biz de her yerde onları arıyoruz. Tüm bağlantılarımı devreye soktum. Yakında haber gelir. Seni biraz tedirgin gördüm. Canlarını yaktım. İntikam almak isteyeceklerdir. Bence sen de bir süre ortalarda görünme. Önce güvenli bir yer bulalım sana. Ben de yarım kalan işimi tamamlayayım. Bul onları Francis. Onlar beni bulmadan sen onları bul. Zehra, Efkar ve Korkut benim inisiyatifimde bana bağlı olarak çalışıyorlar. Siz nasıl uygun gördüyseniz başkanım. Yani böyle olması gerekiyordu. Özellikle Sacide Hanım ve Ömer'in güvenliği için. Detayları geldiğinizde konuşuruz. Bu arada duyduklarını sadece sende kalsın. Emredersiniz başkanım. Ömer'le ilgili herhangi bir gelişme olursa da... Hemen haber veririm, merak etmeyin. Tamam. Başkanım. Efendim Zehra. CNC ile ilgili bir gelişme var mı? Henüz nerede olduğunu bulamadık ama bizi ona götürecek birini bulduk. Kim? Kod adı Sansar. Örgütün uyuşturucu işini organize ediyor. Yani onun CNC ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Nerede olduğuyla ilgili bir bilgimiz var mı? Net bir şey yok. Destek ekiplerle operasyon sahasını genişleteceğiz. Muhbirlerimizle de irtibat halindeyiz. Başkanım, bu şekilde bulmamız günler sürer. CNC burada çok uzun süre kalmaz. Bak Zehra, canın yanlarını biliyorum ama... Hayatımızı mahvetti. Başkanım, yaptıklarının bir bedeli olmalı. Olacak. Bir bedeli mutlaka olacak ama sakın bizden habersiz bir şey yapma. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyor Zehra. Bir şey bulduklarında seninle de paylaşacaklar. Ama bizden habersiz bir şey yapma. Gel baba. Halit Başkanım. Durum nedir Korkut? Ömer nasıl? Ameliyat gece boyunca sürdü. Hala içeride. Durum iyice sıkıntılı bir hale almaya başladı. Ne oldu? Sizi bulmak için her yerde teyakkuza geçmişler. Orada kaldığınız her dakika tehlike altındasınız.
Biliyoruz Halit Başkanım ama... Ömer iyi olmadan buradan hiçbir yere gidemeyiz. Anlaşıldı. Ömer taburcu olunca belirlediğimiz güvenli bir noktaya çekileceksiniz. Anlaşıldı. Efkar nerede? Efkar baba hastanede, Ömer'in yanında. Gece boyunca orada kaldı, gözünü bile kırpmadı. Anladım. Komutanım bir deneseydiniz. Ben olmamış çay denemem. Bir deneseniz komutanım, bu sefer oldu. Sen bir bak bakayım olmuş mu? Olmamış komutanım. Bu sefer kuşçu mu yapsa komutanım? Aman abi, aman aman ben tövbeliyim. Hem bir kere komutanım, bir dahakine çayı siz mi yapsanız ya? Bir de sizin çayınızı görelim. Ben yaparım da bana kalır diye korkuyorum. Çıkarıldı. Ameliyat gayet iyi geçti. Değerlerden normale dönüyor yavaş yavaş. Ama önümüzdeki 24 saat çok kritik. Sağ olun, ellerinize sağlık. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok şükür Allah'ım. Oğlum bana bağışladın. Şükür. Gelişme var mı baba? Var var. Ömer çıktı ameliyattan. İyi de geçmiş. 24 saat önemliymiş ama. Şimdi yoğun bakıma aldılar. Hayatı tehlikeye atlattı şükür. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Ya benim kardeşim güçlüdür zaten. Onu tek bir mermi devirebilir mi? Zehra'ya da haber verelim. Kız rahat bir nefes alsın. Ha, doğru söylüyorsun ya. Kızcağız dünden beri burada perişan oldu Ömer için. İçi parçalandı. Görmedin mi? Kendi canı yanmış gibi. Ya onlar geçmişte de birbirleri için ölüyordu baba. Zaman geçmiş ama aralarındaki bağ hiç değişmemiş. Aynen. Nerede? Senin yanında değil miydi?
Yo, ben senin yanında sanıyordum baba. Buradaydı ama sabaha karşı ortadan kayboldu birden. Sonra da görmedim bir daha. Buralardadır, ben bir bakayım. Sana bunu yapanlardan hesabını soracağım Ömer. Nasıl oldu olay? Biz birden çıkınca karşılarına ne yapacaklarını şaşırdılar. Sonrası ver yansın. Ne kadar işbirlikçi TC unsuru varsa aldık leşlerini. Vay be. Geriye kalanlar arkalarına bakmadan kaçtılar. Karşımızda durabilirler mi ya? Şimdi geriye kalan MİT'çileri arıyoruz. Kulağınıza bir şey gelirse haber verin. Sansar mükafatınızı verir, tamam mı? Tamam. Bir şey duyarsam söylerim. Hadi gidelim. Kanını dökenin, yoluna çıkanın hiçbirinin yanına bırakmayacağım. Sakin. Bir şey öğrenebildin mi? Bunlar da varmış size atılan pusuda. Onu biliyoruz zaten. Sansar'la bağlantıları var mı? Sansar'ın adamları bunlar. Şu ortadaki ona daha yakın çalışır. Onun ayak işlerini de yapar. Yerini o biliyordur. Tamam, sen git şimdi. Bunlar seni Sansar'a götürür de. Ama dikkat et. Tehlikeli adamlar bunlar. Sen benim için endişelenme. Ben onlar için daha tehlikeliyim. Tamam. Ömer nasıl oldu acaba? En son ameliyattaydı. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani böyle hiçbir şey yapmadan beklemesi çok zor. Onlar için güçlü olmak zorundayız Gürcan. Onları oradan sağ salim buraya getirebilmek için güçlü olmak zorundayız. Merak etme, Ömer güçlüdür. Aramıza katılacak. Halit Başkan. Güzel haberler var. Gözümüz aydın Halit Başkan. Ömer ameliyattan çıktığı durumda gayet iyi. Arkadaşlar, Ömer ameliyattan çıkmış. İşte bu. Siz yanından ayrılmayın. Biz de sizi oradan çıkartmak için bundan sonraki süreci planlamaya başlayalım. Zehra aradıysa telefona versene. Değil ama Korkut haber vermeye gitti. Olur mu Zehra? Yok. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. Allah Allah. Nasıl olur oğlum? Ne oluyor? Zehra ortalarda yok Halit Başkan. Nasıl yok? Nerede? Sizin haberiniz var mı Zehra'dan? Hayır başkanım, bize bilgi vermedi. Bizde de bilgi yok. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyoruz Halit Başkan. Ne istiyorsun? Kimsin lan sen? Türk istihbaratı. Sansar nerede? Sansar nerede? Tanımıyorum, bilmiyorum. Onun adamı olduğunu biliyorum.
Eğer soruma cevap vermezsen... bir sonraki kurşunu beynine yersin. Sansar nerede? Anlaşıldı. Herhangi bir temas kurarsanız doğrudan karargahla iletişime geçeceksiniz. Zehra'ya dair bir uç buldunuz mu? Sağdaki unsurlarımıza haber gönderdik ama onların da bilgi dahilinde değil başkanım. Telefon sinyalinden bir şey çıktı mı? Telefonun yanına almamış. Görüntülü sağ taramasından bir şey çıktı mı? Hastane bölgesindeki alan üzerinde yapılan taramada Zehra'yı göremedik başkanım. Nerede bu? Başkanım, benim aklımda gidebileceği bir yer var. Zehra, Ömer'e bunu yapan CIA'ya ulaşmak için dönüş olmayan bir yola çıkmış olabilir. Uzay aklı olabilir başkanım. Zehra'yı bulmamız, engel olmamız şart. Duygusal davranıyor, başına bir iş alabilir. Bunun için bir başlangıç noktasına ihtiyacı var. Sansar? İlk adımda CIA ile işbirliği yaptığını bildiğim Sansar'a gidecektir. Bu adam çok tehlikeli. Her türlü pisliği yapabilir. Ne yapacağız peki başkanım? Ben halledeceğim. Siz yer tespiti yapmaya ve bir iz bulmaya çalışın, tamam mı? Halit başkanım, Zehra'yı her yerde aradık ama bulamadık. Hiçbir yerde yok. Zehra'nın CIA'nın peşine gittiğini değerlendiriyoruz. Nasıl yani Halit Başkan? Tek başına mı? Evet, öyle görünüyor. Başına bir iş açmadan hemen onu bulmamız gerekiyor. Müsaadeniz olursa ben bulurum Zehra'yı. Nasıl bulacaksın? Bir şekilde bulurum. Bu bölgede zamanında çok bulundum. İyi bilirim bu toprakları. Tamam, pek seçeneğimiz yok zaten. Biz de karargâhtan sana destek vereceğiz. İletişimde kal, tamam mı? Tamamdır Halit Başkanım. Baba, sen burada kal. Ben Zehra'yı bulup gelirim. Ömer sana emanet. Eyvallah. Nedir durum? Mutçileri buldunuz mu? Şu anlık bir şey yok, arıyoruz. Bütün her yere haber salın. Bu mevzu bizim için çok önemli. Mutçileri bulursak biz de bu işten büyük pay sahibi oluruz, tamam? Anlaşıldı patron. Evet. Tamam. Senin yüzüne ne oldu lan? Nerede diğerleri? Abi seni görmek isteyen biri var. Ne oluyor lan? Silahsızım. Sansar sen misin? Diyelim ki Sansar benim. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Sen buralarda her şeye hakimmişsin. Bana CIA'nın yerini söyleyeceksin. Al şunu. Canlı lazım bize. Sakin. Sakin. Ben temas sevmiyorum sadece. Tek başına Sansar'ın yerine gelmek büyük cesaret ister. Ben seni tanıdım. Sen baskında o arabadaydın. İççisin sen. Elimizden ucuz kurtuldun. Ama bak şimdi sen benim elimdesin. Gökte ararken yerde bulduk. Bak. Burada kimse yok. Seni kurtaracak devletin de yok. Sen buraya tek başına gelmekle çok büyük hata yaptın. Bizi fazla hafife aldın. Küçük gördün. Öylesiniz çünkü. Küçücüksünüz. Zavallısınız. Bu kadar adam, bu kadar silah. Yine de beni durduramazsınız. Çünkü o kadar kolay değil. Benim adım Zehra Balaban. Çekil. Çekil. Kıpırdamayın. Yoksa adamı öldürürüm. Geç şuraya. Geç. Geç.
Komutanım yaklaşıyorlar. Fazla direnemeyeceğiz. Komutanım. Birlikte şehit olmak da varmış komutanım. Hakkınızı helal edin komutanım. Helalleşmek yok. Vakit şehit olma vakti değil. Mücadele edeceğiz. Daha fazla dayanamayacağız komutanım. Dayanacaksınız. Sen Mehmet. Seni bekleyen annen için savaşacaksın. Çocuğun babasız mı büyüsün Nedim? Ölemezsin. Ölmeyeceksin. Evladın için yaşayacaksın. Sevdiğin kadını gözü yaşlı mı bırakacaksın? Arkandan ağıtlar mı yaksın? O kızın sana ihtiyacı var. Geride kalanlar için yaşayacaksınız. Sevdikleriniz için savaşacaksınız. Ölmeyeceksiniz. Bu bayrak için her zaman canımızı veririz. Ama şimdi o bayrak için yaşamak zorundayız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Buna izin veremem. Komutanım, çıkmayın dışarı komutanım. Çok tehlikeli komutanım. Resmen kurşun yağmuru var komutanım. Bazen de kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için. Sizi arkamda bırakıp gitmek hiç kolay olmadı oğlum. Hiç. O evden çıktığım gün hiç unutamıyorum o günü. Hiç. Sana pencereden bak demiştim. O kapıdan tekrar girdiğimi göreceksin demiştim ama yapamadım, olmadı işte. Olmadı. Yüzümü bile unuttun. Bir babanın en büyük korkusu evladını kaybetmektir. Ama ben bunu yaşayarak öğrendim. Verdiğim hiçbir sözü tutamadım oğlum. Hiçbir söz. Affet beni Mehmet. Affet beni oğlum. Affet. Ömer. Oğlum. Oğlum buradayım ben, tamam Ömer. Buradayım oğlum. Ömer. Doktor. 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 Çabuk bir doktor. Doktor. Tamam, doktor. Tamam. Hale safi doktor. Tamam, dayan. Biraz daha dayan. Doktor. Nabız tansiyon düşmüş. Çok geçiriyor. Başkanım, bir iz bulmuş olabilirim. Ne buldun Gürcan?
örgüt mensupları. Zehra buradaymış belli ki. Sağdaki unsurdan haber var mı başkanım? Bir şey bulmuş mu? Henüz yok. İpuçlarını takip edip onu biz yönlendireceğiz. Bu şekilde Zehra'ya ulaşacağız. Peki halledebilecek mi bu işi? Eskiden tanırım. Sağlam adamdır. Halleder. Anlaşıldı. Nereye gittiğini biliyor musun? Tamam. Başkanım, Zehra'dan haber var. Muhbire ulaşmış. Düşündüğümüz gibi Sansar'a gidiyor. Peki yerini biliyor muyuz? Evet. Hemen SİHA merkeziyle koordinasyon planlayalım. Harekete geçiyoruz. Adamlarına söyle silahlarını bıraksınlar. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Bırakın silahları. İndirin! Bıraksanıza lan! Geç şöyle. Geç! Sakin. Yanlış bir hareket yapmayın. Bak, sen de ölürsün. Bırak beni. Sence yaşamak istiyor gibi halin var mı? Ölümü öldüren birini korkutamazsın. Bunu paketleyin. SİHA İnci'ye götüreceğiz. Hediyesini görünce çok beğenecek. İlk kim gelmek ister? Ne yaparsan yap, öleceksin. En azından giderken birkaçınızı da götürmüş olurum. Anlık SİHA görüntüsünü aktarıyorum. Zehra zor durumda olabilir. Bir an önce bir şey yapmalıyız. Burası mı? Evet başkanım. Zehra içeride, SİHA yerini aldı. Zehra'yı tehlikeye atmadan bir çözüm bulmamız gerekiyor. Başkanım, aklımda bir şey var. Hazır mıyız? Hazırız başkanım. Hepsini birden gönderdim. İşe yarayacak mı Gülcan? Bekleyip göreceğiz Uzay. Hadi. Gelin bakalım. Kabusumuz da geldi işte. Alo. Tamam. Seni istiyorlar. Yavaş. Alo. Teşkilat her zaman yanında Zehra. Asla yalnız değilsin. Sağ olun başkanım. Şimdi çekilin önümden, yoksa kafanıza bombalar yağar. Çekil. Çekil. Uzaklaştım. Peşimde kimse yok. Peşine düşmeyi göze alamazlar. Adım adım takip edip sonra işlerini bitireceğiz. Sağ olun başkanım. Sen yine de oradan hızlı bir şekilde uzaklaş. Zehra, senin için çok endişelendik. Kusura bakmayın. Yani böyle kendi başıma bir iş yaptım ama
Yani Ömer o haldeyken ben öyle elim kolum bağlı... Ama bir daha yaşanmasın. Sizi de uğraştırdım. Sansar bizi Siyahinci'ye götürebilirdi. Sansar kaçtı mı? Maalesef. Şimdi bir daha nerede bulacağız bilmiyorum. Hangi deliğe saklandıysa uzun bir süre oradan çıkmaz. Bir araç geliyor. Ne olur Zerre. Korkut? Var mı öyle habersiz çekip gitmek? Habersiz düğün olur mu? Sen nasıl buldun beni? Sen bizi fena hafife alıyorsun. Yenge hanım. Ben iyi sürerim. Kimmiş? Bizden. Dostun Sur. Ben de sana ait bir şey var. Ne? Bunu aramıyor muydun? Sansar. Sansar bulundu mu? Sahadaki elemanımız kaçarken yakalamış. Güzel. Sansar'dan öğreneceklerimiz bizi Siyancı'ya götürebilir. Şimdi bizi Siyancı'ya götüreceksin. Ne oluyor doktor? Ömer iyi mi? Şok geçiriyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Uyumlu bir kan transferine ihtiyacımız var. Ben veririm. Siz nesi oluyorsunuz? Yani bunun için testler gerekiyor. Ama o kadar vaktimiz kalmayabilir de. Doktor. Hemşire hanım, beyefendiden kan aldım. Dayan oğlum, dayan. Bu evde ne kadar güvendeyiz? Etraf profesyonel askerlerden kurulu bir güvenlik ordusuyla dolu. Yani yeterince güvendeyiz. MİT'çileri hedef aldıktan sonra onlar da beni hedefe koymuşlardır. MİT'çilerden var mı bir haber? Alanı daralttık. Yakında izlerini buluruz. O kadın da MİT'çilerden biriydi. Kim? Zehra mı? O kadını birazcık tanıyorsan bu işin peşini bırakmayacaktır. Bak, burada bize dokunamazlar. Yine de her türlü ihtimale karşı tüm önlemler alındı. Endişelenmeyi bırak artık. Sansar'ın söylediği mekan burası. Çok kalabalıklar. Ne yapacağız peki? Teyakkuz halindeler. Plan kurup doğru hamleyi yapmalıyız.
Yoksa buraya girmemiz de buradan çıkmamız da imkansız. Haklısın. Ama bu sefer ben de seninle birlikteyim. Haberin olsun. Bu senin işin değil. Evet. Ama Halit Başkan'ın emri böyle. Zehra. Bak, Ömer senin için önemli olduğu kadar benim için de önemli. Bu kadın nereye saklanırsa saklansın birlikte girip alacağız. Tamam. Hadi dikkat çekmeden gidelim. Nerede olursan ol. Kaç adamın arkasına saklanırsan saklan. Seni alacağım Siyah İnce. MİT'çileri buldunuz mu? Henüz değil, arıyoruz. Hala bu bölgedeler. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Yeter! Benim artık başarı dışında duymak istediğim bir cümle yok, anlıyor musun? Tahammül edemiyorum. Bu bir savaş Hartley. Ve savaşlarda bazı mağlubiyetler yaşanabilir. O halde başlattığınız savaşı bitirin. O istihbaratçıları bulun ve gereğini yapın. Bu devleti kuracağız. Bedeli ne olursa olsun. Yüzyıllık hayalimiz gerçek olacak. Hangi ülkenin haritası o? Helen? Ne arıyorsun sen orada? İsraillerin verdiği dosya mı o? Ne istiyorlar senden? Nereden çıktı bu sorular Helen? Son zamanlarda bir garip davranıyorsun Helen. Farkında mısın? Bir şey mi oldu? Bilmem gereken bir şey mi var? Yok. Bir şey yok. Gayet iyiyim aslında. Benim kendi kafamın içinde cevaplamam gereken bazı sorular vardı baba. Herhalde onları cevaplayınca daha iyi olacağım. Eminim ki doğru cevapları bulacaksındır kızım. Sansardan Siyah İnci'nin yerini öğrendik. Bu güzel haber. Uygun zamanı bekleyip alacağız o zaman. Ben keşif yaptım. Çok kalabalık var. Profesyonel askerler tarafından korunuyorlar. Zor olacak. Oraya girip çatışarak Siyah İnci'yi almaya çalışmamız yine kaçmasına sebep olabilir. Ve tabii ki çok riskli. Başka bir yol bulmalıyız. Evet. Dikkat çekmemek için oradan ayrıldım. Başka bir şey bulunca yine gideceğim. Biz bu konu üzerine çalışmaya başlayacağız Zehra. İletişimde kalalım. Ömer nasıl? İyi mi? Ameliyattan çıktı. Hayati tehlikeye atlattı Zehra. Fakat bunu söylemek için hiç fırsatımız olmadı. Ey Allah'ım şükürler olsun. Halit Başkan nerede? Halit Başkan çıktı. Sacide Hanım'ı ziyaret edecekmiş. Ömer'in durumunu haber vermek için. Tamam. Kanım kanına şifa olsun. İyi olacak mı? İyi ki siz yanındaydınız. Yakında toparlanır. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen iyi olacaksın Ömer'im.
Sen iyi olacaksın ve bütün bunlar hiç yaşanmamış olacak. Yanında olduğumu hiç bilmeyeceksin bile. Bugüne kadar olduğu gibi. Sen beni hiç affetmedin biliyorum. Affetmeyeceksin de. Olsun. Sen iyi ol da. Ben kötü olurum oğlum. Akşamlar. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok estağfurullah, ben Ömer sandım da o yüzden. Buyurun lütfen. Buyurun oturun lütfen. Sağ olun, teşekkür ederim. Sorun mu var? Bir sorun yok. Geçiyordum, bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Ömer'e bir şey mi oldu? Kaç gündür eve gelmiyor. Operasyona gittiğinden beri konuşamıyoruz da. Arıyorum, ulaşamıyorum. Bir şey olmuş. Halit Bey, eğer bir şey olduysa söyleyin lütfen. Ömer'im iyi mi? Sadece Hanım. Şöyle bir durum var. Ömer Irak'ta operasyondayken bir saldırı gerçekleşti. İyi mi? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Ameliyattan çıktı. Şu anda durumu iyi. Bir sorun gözükmüyor. Ama inanın, Ömer'deki vatan sevgisi onu ayağa kaldıracaktır. Hareket etme. Çok kan kaybettin. Neredeyim ben? Ötekiler nerede? Irak'tasın. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Vuruldun. Ağır yaralı olarak getirildin. Kurşunu ameliyatla çıkardık. Ama şimdi daha iyisin. Kan aktivitesini bayağı toparladı. Kim kan verdi bana? Bir beyefendi vardı, o verdi. Sizi buraya getiren kişi. Kim olduğunu bilmiyorum ama o sizi tanıyordu. Sakın merak etmeyin savcıdan. Ömer daha iyi olunca onu vatanımıza getireceğiz. Şu anda gözlem altında. Eğer ona bir şey olursa
Benim hayatta hiç kimsem kalmaz. Ona hiçbir şey olmayacak. Ömer güçlü adamdır. En kısa zamanda ayağa kalkacak. İnanın bana. Çok pardon. Efendim. Çok şükür Ömer kendine geldi. Gözlerini de açtı. Tamam, geçmiş olsun. Hiçbir şey eksik edilmesin. Tamamdır Halit Başkan. Bir haber geldi galiba. Ömer gözlerini açmış. Şu anda iyiymiş. Allah'ım şükürler olsun sana. Allah'ım şükürler olsun sana. Allah'ım Ömer'ime güç kuvvet ver. Onu bana kavuştur. Hiç merak etmeyin. En kısa sürede Allah'ın izniyle onu size getireceğiz. Sağ olun Halit Bey. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. İyice bağladım. Yarın belki işimize yarar. Sen biliyor muydun Ömer'in babasının efkar baba olduğunu? Evet. Yani niye söylemedi ki bunca yıl öz çocuğuna? Neden içinde bir boşlukla büyümesine izin verdi? Niye terk edip gitti onları Hasan Atmaca? Yani şimdi hikaye onun, söz onun. Bana bir şey söylemek düşmez, yakışmaz. Ama sadece şunu bil ki bu bir fedakarlık hikayesi. Efkar baba ailesi için kendisinden, kimliğinden vazgeçmiş bir adam. Sacide teyze ne zaman Efkar abiyle ilgili bir şey sorsam kaçamak cevaplar veriyordu. Ömer ne kadar çok acı çekmiş. Ne ailesinden yana yüzü güldü, ne de benden yana. İyi misin? Ömer'in canının yandığını düşündükçe benim de canım yanıyor. Yapmamam gereken şeyler yaptım. Gözüm hiçbir şey görmedi. Herkes zora soktum. İnsan sevdiğinin canını yaktıklarında işte böyle önünü arkasını düşünmeden bedelini ödetmek istiyor. Değil mi? Sen iyi bir istihbaratçısın Zehra. Ama her şeyden öte çok iyi bir insansın. İçimdeki öfke her şeyin önüne geçiyor. Siyahinciyi bulmadan o öfke dinmeyecek. Zehra. Zehra nerede? Sizi arıyorlar. Başkanım. Ömer, nasılsın? Korkuttun bizi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ömer, sen iyi olunca seni oradan alacağız. Şimdi iyice bir dinlen. Kimse yok burada başkanım. Zehra nerede? Ona gitti değil mi? Tanıyorum onu. Siyahinciyi almadan durmaz. Evet Ömer. Bunu sana yapan siyahinci ve onu almaya gitti. Onu tek başına bırakamam. Ben de gideceğim. Ömer, Zehra yalnız değil. Endişelenecek bir şey yok. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Sen zor bir operasyon geçirdin. İyice bir dinlen. Zehra geri gelecek. Yarın seni ve onu oradan alacağız. Buradasın.
aradığınız MİT elemanını buldum. Güzel. Oradan ayrılmasına müsaade etme. Hazırlıkları tamamlayıp geliyoruz. Tamam. Yaralım için oldu, hastaneyi bulmuşlar. O zaman gidip şu işi bitirelim. Ben seni koruyamadım kardeşim. Yapamadım. Bizim babamız bir canavar ve ben seni ondan koruyamadım. Ona engel olamadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama cezasını çekecek. Hiç merak etme. Tamam. Bu gelişmeler iç açıcı. Güzel. Türk istihbaratına kendi mensupları üzerinden çok güzel bir ders vereceğiz. Hastaneye ben giderim. Yarım iş bırakmayı sevmiyorum. Hayır. Sen hedeftesin. Çıkarsan hem kendini hem de operasyonu riske atarsın. Sen gelmiyorsun. Bana emir veremezsin. Yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. O güvenli evden burnunu bile çıkarmayacaksın Siyah İnci. Yeter. Sizin kişisel kaprislerinize uğraşacak vaktim yok. O istihbaratçıları getirin bana. Sen asla değişmeyeceksin baba. Ama bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Tamam. İstediğinizi yapacağım. Tamam, dikkatli ol. Tehlikeye girmeni istemiyoruz. Uygun bir zamanda teslim alacağım senden. Anlaştık. Başkanım, Siyah İnci'nin saklandığı güvenli evi Zehra tespit etti. Güzel. Zehra nerede şimdi? Zehra içeri girmek için bir yol arıyordu. Kapsamlı bir harekat yapamayız. Bölgedeki muhbirler hemen Siyah İnci'ye haber uçurur. Peki ne yapacağız başkanım? Müdahale etmeyecek miyiz? Edeceğiz, edeceğiz de. Önce içeri girmek için bir yöntem bulmalıyız. Daha sessiz bir şekilde halletmeliyiz. Ne olduğunu bile anlayamadan Siyah İnci'yi almalıyız. Aynen öyle. Bir fikrin var mı? Bizim oraya girmemiz kolay olmayacak. Ama ya onlar bizi içeri alırsa? Aklımdaki plan için sansara ihtiyacımız var. Yarın Siyah İnci'yi oradan alacağız. Buyurun Halit Başkan. Ömer ne durumda? Uyuyor şimdi Halit Başkan ama durumu daha da iyiye gidiyor. Güzel. Efkar, Ömer'i bugün oradan çıkaracağız. Anlaşıldı Halit Başkan. Korkut'la Zehra, onlar ne durumdalar? Onlar da buluşma noktasında olacaklar.
Birazdan Ömer'i oradan tahliye etmek için bizimkiler gelecek. Anlaşıldı Halit Başkan. Ben gelenlere teslim ederim Ömer'i. Tamam. Bekleyin siz. Burada mı hala? Evet. Kimse var mı başında? Yok, kimse yok. Tek başına. Güzel. Hadi harekete geçiyoruz. Fazla gürültü çıkarmadan sessizce halledin bu işi, tamam? Tamam. Hadi. Hadi yürüyün. Operatör, yola çıktık. Sensör ne durumda? Henüz hiçbir şeyden haberi yok. Hala kendinde değil. Anlaşıldı Hançer. Takipteyiz. Anlaşıldı. Karnım! Karnım! Lan! Lan uyurken mi işkence ettiniz lan bana? Neredeyiz lan? Nereye götürüyorsunuz lan beni? Karnım! Of! Kes lan sesini. Sabah sabah başımızı şişirdin. Sana konuşlayan oldu mu? Siyah İnci'ye gidiyoruz. Oraya tek başına gidemezsin. Daha kapıdan girmeden öldürürler seni. Karnım! Sus lan! Zehra. Hakikaten sen içeri girmeyi nasıl planlıyorsun? Sen daha girmeden bunlar teyakkuza geçer. Siyah İnci'yi almak için ölmem gerekirse ölürüm. Ama ona da yaptıklarının bedelini ödetirim. Nerede oda? Diğer koridordaki ikinci oda. Yalnız başına. Siz kalın burada. Biz dikkatlice alıp getireceğiz. Bir şey olursa desteğe gelirsiniz. Tamam. Götürmeye mi geldiniz? Evet. Örgüt gelmeden hemen alın gidin. Tamam. Ayaklanacak durumdan biliyorsun, almaya gelecekler. Geldiler, aldılar şimdi. Nasıl? Halit Başkan. Destek ekibi Ömer'i almış. Sanıyorum buluşma noktasına götürecekler. Hayır, bir yanlışlık var. Daha yeni konuştum, yoldalar. Nasıl olur? Doktor geldiler, aldılar dedi. Efkar, Ömer'i hemen bul. Nereye gidiyoruz? Seni götürmeye geldik. Siz kimsiniz? Tahliye ekibi mi? Az kaldı, birazdan dışarı gideceğiz. Thank you.
Umut sen arabada kal. Ben sizi yayıncıya alıp geleceğim. Yok daha neler. Senin başına bırakmam. Burada emirleri ben veririm. Madem bizim için çalışıyorsun emirlerime de uymak zorundasın. Hayda. İn. Ne? Tek başıma gideceğimi düşünmedin herhalde. İn. Hadi. Yürü. Ben neden geliyorum? Beni de öldürürler burada. O da senin problemin. Of. Zehra. Aklında ne var? Halit Başkan'dan talimat bekle. Her şeyi planın bir parçası unutma. Hadi. Ben sevdim bu ajan işlerini. Gizemli halleri var. Vallahi aksiyonu da bol. Ne yapıyorsun? Haklısın. Buraya tek başıma giremem. Ama sen benimle girebilirsin. Al şunu, beni rehin alacaksın. Yaşamak için tek şansın yoksa arabadaki adam beynini dağıtır. Bence dediğini yap. Operatör, plana sadığım. Anlaşıldı Ancak, takipteyiz. Kimsiniz siz? Bu kadın TC işbirlikçisi. Yani istihbaratçı. Yayıncıya getirdim. Görünce sevinecek. Aradığı kadını getirdim. Haber verin. Yürü. Atmaca. Ömer bu. Ömer, bizimkiler şimdi geldi. Seni alanlar bizden değildi. Fark ettim. Adamları indirdim, buradalar. Benim için gelmişler. Dışarıda ambulans seni bekliyor Ömer. Adamlara gözükmeden çıkman gerekiyor. Francis burada. Hemen oradan çık Atmaca. Bu bizim adamımız. Buradaymış. Yarası vardı, fazla uzaklaşamaz. Bulun onu. Hadi, hadi.
Her yerdeler. Hastanede biri yardım ediyor bana. Hastanede bizden biri var. Sen yoluna devam et. Efendim, Sansar geldi. Sizi görmek istiyor. Yanında biri var. Kim varmış yanında? Zehra. Seni burada görmeye beklemiyordum. Nasıl oldu bu? Bu kadın sana ulaşmak için benim peşimdeydi. Seni sordu, adamlarını da paketledi. Demek biz seni her yerde ararken sen kendi ayaklarınla bize geldin. Onlarca adamın arkasına saklanmışsın. Bu kadar korkak olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Biz buna tedbir diyoruz. Bak, seni kendi ayaklarınla bana getirdi. Bu anı çok uzun zamandır bekliyorum. Bana yaptıklarınızı unutmadım. Biz bir şey yapmadık. Sen kendi ellerinle öldürdün muhbirini, sevgilini. Onu bana karşı siz kullandınız. Bu güzel yüzünü dağıttığımda acaba sevgilin hala seni sevecek? Niye gülüyorsun? Gerçekten bu kadar kolay olabileceğini mi düşündün? Kendi ayaklarımla sana rehin olacağımı. Niye buradasın o zaman? Seni almaya geldim. Sen kafayı yemişsin. Burada kaç tane adam beni korumak için bekliyor biliyor musun? Hayır Zehra. Sen buraya intihar etmeye geldin. Duyuyor musunuz? Bir ses var. Ne bu? Bu ses nereden geliyor? Bu mu numara? Öyle mi kurtulacaksın elimden? Daha yeni başladık. Ayrıca sen benim elimdesin. Ne saçmalıyorsun sen? Nereden geliyor? Bulun şu sesi dedim. Bu adamın içinde hepimizi havaya uçurmaya yetecek kadar C4 patlayıcı var. Ne? Bunu bayılttığınızda mı yaptınız bana? Bomba mı var şimdi benim içimde ha? Yardım edin lan. Kurtarın lan beni. Şşş, kıpırdama. Yoksa daha ben basmadan bizi havaya uçurursun. Benimle geliyorsun. Bırakın silahlarınızı, yoksa hepimiz havaya uçarız. Şimdi ben bu kadını alıp buradan çıkıp gideceğim. Dinlemeyin, vurun şunu. Yürü. Dinlemeyin diyorum, vursanıza. Ne bekliyorsunuz? Çıkış yapıyorum. Orada bir ambulans olacak, bizimkiler içinde. Ambulansı gördüm. Ömer, iyi misin? Dayanmaya çalışıyorum. Dur! Silahını bırak ve yavaş arkanı dön.
Hastanedeki adamımız beni kurtardı. Sen ambulansa bin. Halit Başkan, Ömer başardı. Ambulans çıkış noktasına doğru gidiyor. Tamam. Ömer güvende. Yardım edin. Yardım edin. Yardım et. Kimsin sen? Kimsin? Yardım et. Buradan böyle rahat rahat çıkamazsın. Seninle çıkıyorum ya işte. Beni buradan tek başına çıkarabileceğini düşünmem bile ne kadar amatörce. Kalın orada. Yoksa patlatırım. Yürü. Yürü. Siyahinciyi paketledik başkanım. Vay be. Sonunda kullanmak nasip oldu. Bu ne lan? Tuzak lan bu? Bomba falan yok. Yakalayın lan! Yakalayın! Halit Başkanım, ateşliyorum. Atış serbest. Oh be. Zor oldu ama... başardık. Efendim? Halit Başkan, bir sorun var. Nedir? Halit Başkan, Ömer'i almaya gelenler destek ekibinden değillermiş. Bizim de burada bir elemanımızı etkisiz hale getirmişler. Ne diyorsun sen? Başkan, destek ekibi yer değiştirmiş. Ömer'i almaya gelenler destek ekibi değil. Ömer'i alanlar bizden değilmiş. Nereye geldik? Hey! Baksanıza! Ömer. Ya da adın her neyse. Artık bitti. Sonunda gerçek yüzünü gösterdin.